Evet arkadaşlar, bugün çok özel bir yerdeyiz ve bugün birine teşekkür edeceğiz. Sizler de hepiniz biliyorsunuz ki bu yıl özellikle 15 Temmuz'un ilk seneye devriyesini yaşıyoruz ve hemen hemen her ekranlarda her köşe yazarının bu seneyle alakalı şehitleri anma programları yaptığına şahidiz. Peki hepimizin unuttuğu ya da göz ardı ettiği ya da bilmediği bir husus var. 15 Temmuz'un ilk şehidi kim? Biz 15 Temmuz'un ilk şehidinin olduğu yerdeyiz. Onun huzurundayız. O kişi yeri geldi ailesinden, yeri geldi eşinden, yeri geldi çocuğundan ve yeri geldi çok sevdiği kızından ayrı kaldı. O kişinin huzurundayız. O kişi yeri geldi ekranlar aracılığıyla itibarsızlaştırıldı. O kişinin huzurundayız. O kişi yeri geldi kendisine yöneltilen komplo teorisyeni sıfatından dolayı çeşitli dönemlerde gündeme taşıdığı asıl konuları yanında beraber olan kişiler tarafından itibarsızlaştırılarak sanki anlattıklarının hiçbir gerçekliliği yokmuş gibisinden kendisine yakıştırmalar yapıldı. O kişi yılmadan vatanına sadık kaldı. O kişi her dönemde her türlü katlanmak zorunda kaldığı cefayı göğüs gererek vatanından hiçbir zaman vazgeçmedi. O kişi hepimizin de çok iyi tanıdığı ve çok sevdiğimiz sevgili hocamız Sayın Aytunç Altındal. 15 Temmuz'un ilk şehidi dememdeki gerekçe şu. Şimdi 15 Temmuz'a biz nasıl geldik? Bu süreç nasıl başladı? Bu süreci başlatanlar kimlerdi? Ve bu süreci başlattıktan sonra karşılaşılan ilk şehidi kimdi? Biz buna ağırlık vereceğiz. Şimdi hepiniz de eğer konuları biraz araştıranlardansanız zaten şu hususu hepiniz biliyorsunuz. Hocamız mevcut hükümetin Fethullah Gülen yapılanmasının tasfiye sürecinin başlatılmasını zaten kendisi ilk ağızdan açıklayan kişiydi. Yıl 2012 ve 2012 yılı içerisinde Aydınlık Televizyon, Ulusal TV'nin Aydınlık Kanalı'nın dediğimiz yani o yapım içerisinde Ulusal TV'de ekopolitik programı yayınlanıyor. Ekopolitik programlarının o yıl içerisinde pek çoğuna katılıyor ama iki tanesinde özellikle Fethullah Gülen yapılanmasının artık hükümet tarafından da ülkedeki tüm ne kadar kademede yer aldıysa o süreç içerisinde tasfiyelerin başlatıldığını kendisi zaten ilan etmişti. Bu süreç başladıktan sonra zaten en son nihai noktası 15 Temmuz oldu. Peki 2012'de bu yapılanmayı deşifre ettikten sonra kendisi hepinizin bildiği gibi de 18 Kasım 2013 günü de Hakk'ı rahmetine kavuştu. Yani bizim şehidimiz oldu. Vermiş olduğu mücadeledeki azminden dolayı. Neydi o mücadele? Şimdi biz bunları hatırlayacağız. Daha sonrasında 15 Temmuz'la ilgili yine konuşmalarımıza devam edeceğiz. Hepinizin bildiği gibi yani yakın sürede takip edenleriniz varsa 2011 yılından sonra özellikle Numan Kurtulmuş'u ve ekibini Has Parti'nin kendisi tarafından Numan Bey'in yanında olan o ekibi olduğu gibi Sayın Erdoğan'la beraber gizli yaptıkları toplantılar neticesinde iki tarafı da ikna ederek Türkiye'nin nereye gittiğini, mevcut izlemiş olduğu politikaları devam etmesi nezdinde de Türkiye'nin sunumunun kimlerin güdümüne gireceğini gayet iyi bir şekilde raporladık ve önüne sunduktan sonra her iki tarafı da ikna ederek artık bu içerideki dejenere yapının tasfiye edilmesi lazım dediler. Ve iki tarafı da ikna etmelerinden dolayı bu birleşme sağlandı. Ve daha sonrasında hepinizin bildiği gibi tasfiye süreçleriyle başlayan döneme girdi Türkiye. Ve en sonunda da hepimizin yine şahit olduğu yaşadığı 15 Temmuz yaşandı. Bu 15 Temmuz'da bazıları şimdi yıl dönümünde de olduğumuz halde ne diyor? Hükümet haberdardı. İşte yapılacak olan darbeyle alakalı haberi vardı. Kimisi diyor ki iktidar tarafı da yoktu diyor. Şimdi bunları da açık açık söyleyeceğiz. Hükümetin darbe yapacak kadar güçlü olduğunu ve bunların darbe yapmak için niyetlendiğini, harekete geçmenin ramak kaldığını bildiğini hükümete hemen hemen her muhalif cephesinden zaten bunlar söyleniyor. Peki burada bir şunu söyleyeceğiz zaten ilk başta. Peki yandaş dediğimiz hükümetin içinde yer alan milletvekilleri ya da dışarıdaki yandaş yazarlar dediğimiz kişiler de bunları daha öncesinden 15 Temmuz yaşanmadan önceden de kalemini alıp köşelerine taşımışlar mıydı? Bunlara bakacağız. Daha sonra yine
muhalefetteki isimleri de tabii ki de söyleyeceğiz. Uyarılanlar var mı yok mu diye. 15 Temmuz öncesinde yaşananlara baktığımız zaman yandaşların isimlerini vereceğim. Çok uzun bir liste çünkü. Ondan isimlerini verdikten sonra da zaten konu hemen hemen zaten netlik kazanmış olacak. Darbenin yapılacağından hükümetin haberi var mıydı yok muydu alakalı. Bunların hepsi sayın hocamızın girişimlerinden dolayı oluyor. Hocamızın şehit edilmesinden dolayı hiçbir ekranlarda kendisinin ismini duymuyoruz. Bu yapılan en büyük saygısızlıklardan biridir. İsimsiz kahraman değildir Sayın Aytunç Bey. İsimsiz kahraman olmaması için de zaten biz bugün buradayız ve bu çekimi gerçekleştiriyoruz. Şimdi yandaşların isimlerine baktığımız zaman 15 Temmuz olmadan önce Mart 2016 itibariyle zaten yandaşlar ufak ufak kalemlerini alıp köşelerinde bunları yazmaya başladılar. Şimdi isim verdiğimiz zaman Şamil Tayyar. Şamil Tayyar'ı daha önceki videolarımızda çok söyledik. Yani Şamil Tayyar'ı çok dikkatli takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şamil Tayyar Mart öncesinde bunu dile getirdi. Ve ne dedi Şamil Tayyar? O gene katıldığı biliyorsunuz Beyaz TV'deki programı var. Programda zaten söyledi. Fethullah Gülen yapılanmasının içerisinde hareketliliği başladığını ve bunların darbeye gidebilecek kadar güçlü olduğunu ve darbe hazırlıkları içerisinde olduğunu, bunu da bilmeyenin olmadığını. Programdaki moderatör soruyor, Sayın Erdoğan bunlardan haberdar mı diye kendisine soru yönelttiği zaman Sayın Şamil Tayyar da şunu söylüyor: bunları bilmemesi mümkün değil. Bunu herkes biliyor zaten diyor. Sayın Erdoğan da bunu biliyor diyor. Eğer videoyu izleyen arkadaşlar, Şamil Tayyar'ın bugün görüntüleri programda tamamı halinde var. Yani kesme, çırpma, cımbızlama olarak değil. Tamamını izleyebilirler. Orada da zaten programı tamamen kendi gözleriyle izleyip kimin ne dediğini görebilirler. İkinci ismimiz arkadaşlar Fatih Tezcan. Fatih Tezcan da bir numaralı iktidarın yandaş dediğimiz yazarlarından biri. Kendisi de özellikle Fethullah Gülen'in, hepiniz bilirsiniz, Fethullah Gülen bir askeri renk dediğimiz haki renkle beraber yeşil bir cübbe giymişti. O cübbe giydikten sonraki katıldığı ilk Akit televizyonundaki programında da zaten bunu söyledi. Fethullah Gülen bir darbeye hazırlanmanın işaretini Türkiye içindeki kendi ayaklarına mesaj veriyor demişti. Fatih Tezcan da bunu hem ekranlardan dinleyicilere, seçmenlere söyledi, hem de zaten iktidarlar arasındaki bağ bildiğimiz için içeride de zaten bunların kat ve katını söylemiştir önceden. Diğer bir isim Fuat Uğur. Arkadaşlar Fuat Uğur çok tehlikeli bir yazı yazdı. Fuat Uğur kendi köşesine taşımış olduğu Türkiye Gazetesi'nde yazıyor kendisi. Türkiye Gazetesi'ne taşımış olduğu köşesinde, ben bunu Facebook sayfamda zaten paylaştım, yazıya baktığınız zaman resmen darbenin yapılacağını hükümetteki herkesin bildiğini açık açık o günkü köşesinde yazdı. Ve diyor ki yazısında, bu kalkışma diyor, altını çizelim, kalkışma yapacaklarını hükümet biliyor, onların atmış olduğu her adımı hükümet takip ediyor zaten diyor. Devamını açık açık izlemek, okumak isteyenler de Fuat Uğur yazsınlar Google'a ya da diğer internet arama motorlarına. Oradan da zaten detaylıca o günkü yazısını ulaşabilirler ve zaten ne kadar kimler neyi zamanında vakıf olmuş, hangi bilgileri ve ne kadar hazırlıklı olduklarını da köşelere taşımışlar. Diğer bir isim arkadaşlar Cem Küçük. Cem Küçük'ü daha önce de söyledik. Cem Küçük de aynı şekilde, o da Mart ve Nisan aylarındaki köşe yazılarında darbe yapmak için hazırlık ve hareketlilik var deniyordu askeri içerisinde. Bunlar köşelerine taşındı. Daha sonrasında da hepsi bundan darbe öncesi yapılan yazılar arkadaşlar. Ve Ertan Özyiğit. Ertan Özyiğit'in de Nisan'da katılmış olduğu bir program vardı. O programda da zaten açık açık kendisi şunu söyledi: Türkiye önümüzdeki, bakın Nisan'da diyorum programın tarihi olarak da, Türkiye diyordu programda, önümüzdeki 3-4 ay içerisinde çok önemli gelişmelerle karşı karşıya kalabilir diye üstü kapalı olarak da o günleri işaret ediyordu. Yani 3-4 ay içerisinde demesi, demek ki daha önceden de hükümet tarafından da bir hazırlığın olduğunu orada da ifade etmiş oluyor. Ertan Özyiğit'i de tanıyanlar zaten vardır. Az çok hükümetle ne kadar içli dışlı olup olmadığını zaten biliyorsunuz. Şimdi gelelim FETÖ'cüler darbenin yapılacağını açık ağızdan ilan ettiler mi, etmediler mi? Buradaki isimleri söyleyelim. FETÖ'cüler dediğimiz zaman tabii ki de elebaşı kim arkadaşlar? Elebaşı Fethullah Gülen. Ve Fethullah Gülen zaten bizzat az önce de söylemiş olduğumuz gibi darbe yapılmasına kararını verdikleri sinyali, üzerine giymiş olduğu yeşil haki
cübbeden zaten içeriye mesaj verdi demiştik. Bu bir. Kendisi söyledi bunu bir. İkinci FETÖ'cümüz Emre Uslu'yu hep söyledi. Yine söylüyoruz. Emre Uslu her zaman her yerde Twitter'ından ve onların bir tane şimdi Rota Haber diye bir yayın kanalı var Twitter'da. Oradan da zaten bunları hep yazmışlardır. Üçüncü isim zaten dediğimiz gibi Önder Aytaç. Daha önce söyledik. Araştıranlar biliyor. Ve Nazlı Ilıcak o günden bir gün önce yani 14 Temmuz itibariyle katıldıkları Ahmet Altan ve Mehmet Altan kardeşlerin de olduğu programda açık açık darbenin yapılması gerektiğini konuştular. Biz şunu çok iyi biliyoruz. Onun için zaten bu medyadaki isimleri veriyoruz arkadaşlar. Hükümet medyadaki tüm muhalif kanalları üzerinde takip ediyor. Tüm muhalif kanalları takip ettiğinden dolayı zaten biz bu gibi kişileri takip ettiğini biliyoruz. Ve onların söylemleri kayıtsız kalmayacağını biliyoruz. Anında onların söylemlerine uygun harekete geçeceklerini bildiğimiz için bu isimleri söylüyoruz biz. Zaten onlar hep takip altında. Diğer bir isim Ekrem Dumanlı. Ekrem Dumanlı'ydı o günlerde hatırlarsanız zaten mahkemeye çıktığı zaman bile Ekrem Dumanlı'yı hatırlayın. Samanyolu TV'den dolayı falan filan de Zaman gazetesine yapılan soruşturmalardan dolayı da mahkemeye çıktığı zaman bile mahkemedeki savcılara ve hakimlere karşılık bile zaten orada bile tehditlerini savuruyordu. Bu hükümetin gitmesi lazım çünkü böyle böyle usulsüzlükler yapıyorlar. Bunlar darbeyle karşılaşılsa bile kimse şaşırmasın diye YouTube'da yine bunların videoları var. Orada da bunları bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir isim Osman Özsoy. Osman Özsoy'u da çok iyi hatırlayanlar vardır eğer takip edenler varsa konuyu. Osman Özsoy da bizzat açıklamıştır katıldığı televizyon programında darbe yapılacak diye. Hatta şunu söyledi, o kadar ileri gitti, kendisi akademisyen. O kadar ileri gitti ki ne dedi? Ben bir akademisyen olaraktan bu kadar iyi hizmet edemiyorum olduğumu hissediyorum. Keşke bir asker olsaydım da bu şekilde bir faaliyet içerisinde yer alaraktan vatanıma daha iyi hizmet etseydim diye de bir cümle kullanmıştır programda. Yani resmen diyor ki askerin harekete geçmesi an meselesi, bizde vazifemi daha yapmak isterdim bir asker olaraktan diyor. Diğer bir isim Tuncay Öpçin. Tuncay Öpçin'i nereden tanıyoruz? Ergenekon, Balyoz'daki kimdi bu? Gizli tanık. Oradan tanıyoruz. Tuncay Öpçin de internetteki yine bulabileceğiniz videoda zaten açık açık bir şekilde darbenin yapılacağını bize anlatanlardan biriydi. Peki yabancı kaynaklardan var mı bize darbenin yapılacağını söyleyen? Daha önce de muhtemelen söylemişizdir. Söylemediysek burada duyanlar zaten şaşırmasın. Michael Rubin. CIA'in kendisi CIA'ya kendisi röportör olaraktan hizmet veriyor. Pentagon'la ilişkileri çok iyi ve Michael Rubin de Mart ayında zaten kendi Twitter hesabından da bunları yazmıştı. Türkiye'ye darbe gelecek diye. Yani bunları hükümetin hiçbir şekilde bilmediğini düşünmek devletin büyük bir zafiyetidir zaten. Böyle bir şey olamaz. Devlet şu anda bize ne diyor? Yani bunun herhangi bir şekilde bizim tarafımızdan içeride haberdar olmadığımızı kendileri bu şekilde ifade etmesi demek bize şunu yönlendiriyor. Diyor ki ben böyle bir şeyden haberim yok. Bu kadar zafiyet içerisinde bu kadar olaylardan bir haberim. Halkım da bunu böyle bilsin diyor. Resmen bize diyor ki halka bizim açımızdan baktığı zaman diyor ki biz bunlara inanaraktan resmen darbe hükümetinde boş yere zemin hazırladı ve gafil avlandığını düşünmemizi istiyor devlet. Ben böyle bir şey niye isteyeyim ki? Bu kadar açık kaynaklar bizim gözümüze sokulduğu için. Bunun tam tersini düşünmemiz gerekiyor aslında arkadaşlar. Burada devlet tabii ki de açık açık bize ben bu konulardan haberdardım demeyecekti. Ama iki kişi söyledi bunu daha sonrasında. Onların ismini vereceğiz şimdi. Peki muhalif kanattan kimler söyledi darbenin olma ihtimalini? En başta zaten hükümetin içerisinde bu sürecin başladığında sonunun nereye kadar varabileceğini ilk uyaran isim kimdi? Onun huzurundayız. Sayın hocamız söyledi. İlk o söyledi zaten sonu nereye kadar gidebilir diye. O nokta gelmesin diye siz neler yapabilirsiniz diye çeşitli zaten raporlar sunuldu. İkinci isme baktığımız zaman arkadaşlar kim geliyor? Lütfi Yalman. Lütfi Yalman kim? Lütfi Yalman Saadet Partisi'nin genel istişare kurulu üyelerinden biri. 2013 yılı içerisinde 17-25 Aralık olmadan önce 2013 yılı içerisinde de iki kere Saadet Partisi hükümette bizzat Erdoğan'a ve Erdoğan'ın yanındaki o bakanlar kurulundaki heyete de bizzat iki kere rapor verdi. Ve isimler 100 kişilik bir liste halinde verdiler bu raporu. İsim de açıklayarak. Ve daha sonrasında da dediler ki bunlar darbe yapacak
kadar güçlüler, bilginiz olsun diye de rapor sonlandırıldı. Ve verdikleri 100 kişilik listedeki isimler 15 Temmuz'daki olaydan sonra içeri alınmalardan sonra biz neyi görmüştük? 72'sinin zaten listede olduğunu gördük. 100 kişilik liste veriliyor. Liste nereden baksanız hemen hemen full yapıyor yani. %72'si listedeki isimler içeri alınmış olaraktan ortaya çıkıyor. Bir diğer isim kim? Ahmet Zeki Uçuk. Bildiğiniz gibi işte Ergenekon balyo süreçlerinde içeriye alınan emekli askeri başsavcılardan biri. Kendisi 2009 yılında, arkadaşlar unutmayın, 2009 yılında hükümete rapor sunuyor. Ve diyor ki bu kişiler işte askeriyede, poliste, bürokraside, işte her kanatta, hakimler, savcılarda, işte akademisyenler, her kanatta diyor bu kadar yuvalanmış haldeler diyor. Bunları dikkate almazsanız diyor sonu darbeyle sonuçlanır diyor. Çünkü o kadar güçlüler diyor. Yani o kadar rahatlığa gidebilir diyor. Ve unutmayın, darbe 15 Temmuz'da yapılıyor, bertaraf ediliyor ve sonrasında da 20 Temmuz 2016'da yani 5 gün sonrasında Habertürk kanalına bağlanıyor Sayın Ahmet Zeki Uçuk ve Balçiçek Pamir'in sunmuş olduğu, Balçık İlter'in sunmuş olduğu programda bir soru soruyor Balçık Hanım ve diyor ki sizin sunmuş olduğunuz listenin kaçı içeri alındı diyor. Orada da tabii isimler var. Ondan sonra kaç içeri alındı diyor. Ahmet Zeki Uçuk ne diyor? Benim listem diyor tamamı içeri alındı diyor. Listemin tamamı full çekti diyor. Yani hiçbir şekilde hükümet daha önceden uyarılmadı değil. Bu süreç içerisinde yalnız bırakıldı söyleme Erdoğan tarafından, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından çok dillendiriliyor. Tabii ki de hamaset için bunu söylüyor. Siyasi bir üslup gereği bunu söylüyor ama biz neyi görmüş oluyoruz bu yapmış olduğumuz araştırmalarda? Hiçbir zaman hükümetin muhalif kanattan bile bu konular hakkında bilgisiz bırakıldığını görmüyoruz. Herkes zaten elindeki tüm imkanlarıyla seferber olarak da mevcut hükümete destek arkadaşlar. Bir sonraki isim kim? Bir sonraki isim yine tanıyanlar biliyor. Muhalif kanattan bu da Erol Mütercimler. O da emekli subaylardan biri. Erol Mütercimler de darbe olmadan yaklaşık bir hafta kadar öncesinde mevcut yapılanmanın artık darbeye gidebileceği son haftaları yaşıyor olabiliriz diye yine YouTube'da katılmış olduğu programda bu açıklamaları var. Ve çok etkili olan bir isim var şu anda gelecek olan sırada. Hepinizin bildiği gibi Rusya ile bir uçak krizi yaşadık ve Rusya ile uçak krizi yaşamamızdan sonra Türkiye'nin Rusya ile ilişkisinin kopmaması için müthiş bir şekilde arada mekik dokuyan bir isim var. O da kim? O Doğu Perinçek arkadaşlar. Sevmiyor olabilirsiniz ama ülkemiz için yaptıklarını görmemiz lazım. Uçak krizinden sonra işte bu 15 Temmuz'a kadarki olan süreç içerisinde Sayın Doğu Perinçek Rusya'ya giderek gerekli ilgili kişilerle görüşerekten karşılıklı bağlantının kopmamasını sağlayarak bu ağı koparmadığından dolayı da hükümetimize gerekli bilgileri de Rusya tarafından istihbarat anlamında taşıyan kişilerden biridir. Herkes bilir ya da araştıranlar bilir. O günlerde zaten en çok ülkemize gelip giden kim vardı Rus biri? Alexander Dugin vardı. Alexander Dugin'i biz hepimiz biliyoruz ki şu anki Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hem hocasıdır, hem baş danışmanıdır, hem de istihbarat kaynağı anlamındaki bu ilişkilerdeki karşılıklı raporların ve verilerin sunulduğu, paylaşıldığı kişilerden biridir. Doğu Perinçek kaç kere de evinde ağırlamıştır bu ismi. Daha sonraki diğer bir isim arkadaşlar Atilla Uğur. Bu nereden tanıyoruz? Sayın Atilla Uğur'u biz nereden tanıyoruz? Zaten bilenler biliyor ama bilmeyenler için şöyle bir hatırlatalım. Öcalan yakalandığında Öcalan'ı ilk sorgulayan komutanlardan biriydi Sayın Atilla Uğur. Sayın Atilla Uğur darbeden bir gün önce, çok önemli bakın, darbeden bir gün önce 14 Temmuz'da randevuluşuyorlar Yeni Şafak gazetesiyle. Yeni Şafak gazetesine telefon açtığı zaman diyor ki çok kısa bir sürede Fethullahçılar darbe yapmak için harekete geçtiler diyor. Çok önemli bir gelişme diyor. Acil bizim diyor bu röportajı gerçekleştirip sizin de diyor kendi mecranızı uyandırabilmek için diyor. Yandaş yani bizim AK Parti seçmeni dediğimiz kesiminde de bilgisi olabilmesi için diyor. Röportaj yapılabilmesi için 15 Temmuz'a randevulaşıyorlar. Ve randevulaştıkları tarihte saat 3 gibi 4 gibi oluyor. O saat itibariyle de zaten Fethullah yapılanması darbe hareketinde başlamıştı. Onlar o röportajı da yaparken. Yani bunların hepsi sunulmuş oluyor bu bilgiler falan filan. Herkesin paylaşmış olduğu anlar arasında. Bir sonraki isim yabancılardan da bir isim verelim. Çünkü
FETÖ'cülerden bir isim verdik. Bir de şimdi muhalif taraftan hükümeti uyaranlardan bir isim daha vereyim yabancılara. Kim gideceğiz? Az önce söyledik. O da Rusya tarafından Alexander Dugin. Onların çeşitli istihbaratları sunuldu. Bunlardan dolayı da 15 Temmuz zaten hükümet tarafından hazırlıklı olaraktan biliyorduk biz bunları. Ve Alexander Dugin'in şöyle bir bize vermiş olduğu istihbarat var. Yani Rusya'nın, hep söylüyordum ya ben, Gül gerçeğini anlatırken Gülhane'de çektiğimiz videoda dışarıdan destek aldık demiştik. Bu darbe sırasında ilk defa gerçekleşen bir husus demiştik. Burada şunu bir açalım. İlk defa arkadaşlar unutmayın. İlk defa Türkiye bir darbeyle karşılaştığında dışarıdan bir yabancı ülkeden destek aldı. O almış olduğu destek de Rusya'dan gelmişti ve Alexander Dugin tarafından bize de bildirilmişti. O nasıl olmuştu? O da şöyle oldu. Biliyorsunuz ki Suriye'nin Laskiye şehri var ve Laskiye şehrinde de Rusya'nın askeri üssü var. Orası dinleme üssü. Nereye tekabül ediyor bu Türkiye'ye göre baktığımız zaman? Bize Hatay biliyorsunuz. Hatay'ın aynı şekilde hizasında Suriye'nin içerisine girdiğiniz zaman hemen Laskiye oradadır. Kimi dinliyor Rusya buradan? Kıbrıs'ı dinliyor. Kıbrıs'ta kim var? Kıbrıs'ta İngiliz üssü var. Dinleme üssü İngilizlerin var. Ve oradan kimleri dinliyor? Aynı zamanda Adana'yı dinliyor. Adana'da kimleri dinliyor? Bunları dinliyor. Buradaki çeşitli konuşmaları dinlediği ve vakıf olduğu için buradaki dinlemelerdeki hareketlilikleri bizim Ankara yani hükümete bildiriyorlar. Böyle böyle trafikler var ve bu trafikleri de siz hareketlendirin ki. Ve ben aynı şekilde Gülhane'de de şöyle dediğin zaman kaynak olarak da neresini vermiştik? Türkiye'de bu kaynak açıklandı diye Milli Gazete yazarı Profesör Doktor Ata Altun'u vermiştik köşesindeki haberde. Ata Altun nerede yaşıyor? Kendisi Kıbrıslı bir akademisyendir. Oradan Milli Gazete'ye köşe yazarlığı yapmaktadır. Yani arkadaşlar gördüğümüz zaman 15 Temmuz'un geleceği yani Fethullah Gülen'in darbe hareketliliğine başlaması bir sürpriz değil. Peki şöyle yapalım. Eski FETÖ'cülerden de herhangi bir şekilde devlete bu gibi bir bilgilendirme yapılıyor muydu? Kaynak veriliyor muydu? İşte hareketlilik var ya da yok gibisinden. Tabii ki de var. Ta arkadaşlar hatırlayın. 2003 yılından beri bu bilgiyi paylaşan bize biri var. Adı ne? Nurettin Veren. Ta ki unutmayın arkadaşlar. Ta ki 17-25 Aralık operasyonu yapılana kadar Sayın Nurettin Veren'e hiçbir şekilde yandaş kanal dediğimiz, havuz medyası dediğimiz kanalların hiçbiri kendi ekranlarında boy göstermesine izin vermiyordu. Ekran yasağı vardı. Hep muhalif kanallarda gördük biz kendisini. 17-25 Aralık operasyonundan sonra artık iktidar kanalındaki o havuz medyasında artık çıkarılmaya başlandı. Yani daha öncesinden de bunlar hep raporlar halinde kendilerini iletiyordu. Nurettin Veren'in kendi açıklaması var. 2005 yılında ben geldim. Hükümetle görüştüm, raporlar sundum ve beni hiçbir şekilde ne dinlemedim, ne dinlediler ne de can güvenliğimi sağlamak açısından bir önlem aldılar dedi. Beni tamamen açıkta bıraktılar dedi. Ben bu itirafı yapmama rağmen dedi. Can güvenliğim olmamasına rağmen dedi. Kim getirdi peki Nurettin Veren'i? Kim kolladı? Sayın Doğu Perinçek'le hocamız. Aytunç Beyler korudu onları tabii ki de. Yani bu kadar değerli bilgilerini getiren kişileri korumayıp da ne yapacaksın? Değil mi? Sonuçta iş birliği yapıyorsun. Peki darbe biliniyordu diyenler, hükümet tarafından dedik ki iki isim vereceğiz dedik. Yani mevcut şu anda aktif olanlar. Peki bunlar şu anda sahasında ona bakalım. Zaten biliyorsunuz Hulusi Akar darbe araştırma komisyonunda yüz yüze gelerekten mülakata katılmamıştı. Yazılı soru ve cevap itibariyle böyle bir ilişki yaşanmıştı. Vermiş olduğu yazılı cevap yakın zamanda basına açıklandı ve basına açıklandığı zaman biz neyi gördük Hulusi Akar'dan? Yapmış olduğu açıklamada darbe bekleniyordu diye biz de buna karşı hazırlıydık diye bir ifadesi var. Bu bir. İkinci neydi? İkinciye baktığımız zaman arkadaşlar 13 tarih veriyoruz. 13 Temmuz 2017'de yani 15 Temmuz'un bir yıl sonrasındaki seneye devriyesinde yapılacak olan Irak'ta Erbil Büyükelçisimiz olan Fatih Yıldız var. Fatih Yıldız Bey 15 Temmuz'u anma ve anlama etkinliği kapsamında bir basın toplantısı yaptı. Ve basın toplantısında Sayın Fatih Yıldız şunu söyledi. Tabii çeşitli sorular da geldi kendisine ve gelen sorulardan bir tanesi şuydu. 15 Temmuz'un yani darbeyle alakalı kalkışmanın yapılacağına ilişkin daha önceden bir istihbarat aldınız mı, almadınız mı? Hazırlıklı mıydınız, değil miydiniz diye bir soru geldi kendisine. Kendisi bu soruyu cevaplarken şunu ifade etti. Dedi ki, FETÖ darbesini önceden bilmiyorduk.
ama daha önceden devam eden süreç gereği bu durumun gerçekleşeceğini bekliyorduk dedi. Yani hepiniz biliyorsunuz 17-25 Aralık'tan sonra zaten otomatikman bu yapının ne kadar ileri gidebileceği konusunda hepimiz hemfikiriz. Ve ne kadar ileri gidebileceklerini bilen kişiler de buna karşı hazırlık içinde olmaları gayet normaldir. Ama mevcut şu anki konjonktür ve atmosfer gereği tabii ki de hükümet sözcüleri, hükümet, Sayın Cumhurbaşkanımız ve iktidar seçmenleri bunu açık açık kabul etmiyor ve söylemiyor olabilirler. Bu gayet şu an için normal. Peki bunu ne zaman dile getirmeye başlarlar? Bunu 5 yıl ve 10 yıl içerisinde, bundan sonraki önümüzdeki 5 yıl ve 10 yıl içerisinde dillendirmeye başlayacaklar. Ve ne diyecekler? Diyecekleri hususta şu. Tabii ki de böyle bir darbe yapılmasına biraz da olsa mevcut hükümet kapı aralamış olması gerekiyordu ki bu kadar büyük bir yapılanmanın Türkiye içerisindeki tasfiye süreci resmi anlamda fiilen başlatılabilsin diye. Bunun nereden biliyoruz böyle diyeceklerini? Hatırlayın, AK Parti kurulduğu zaman AK Parti'nin kurulma sürecinde ve kurulduktan sonraki süreç içerisinde de muhalefetteki hemen hemen herkes ne diyordu? AK Parti bir işbirlikçi partidir. Batı tarafından kuruldu. Amerika, İngiltere, Avrupa Birliği, ondan sonra işte İsrail'in desteğiyle iş başına getirilerekten Türkiye'ye bela edildi ve onların çıkarlarına hizmet ediyorlar dediğimiz zaman bize ne diyorlardı? Hadi canım öyle bir şey olamaz, sizden bu uçuyorsunuz, bu kadar komplo teorisi olmaz, Erdoğan öyle şey yapmaz, öyle vatan evladıdır, böyle bir milliyetçidir falan filan diye savunuyorlardı. Peki bugün istediğiniz, karşınıza gelecek olan istediğiniz bir AK Parti seçmenine bunu bir daha söyleyin. Şu an ne diyorlar? Evet abi, onlarla yani FETÖ'yle falan filan işbirliği yapmasaydı, bugünlere gelmeseydi bu kadar büyük bir hazırlığın, bu kadar büyük bir kadrolaşmanın imkanına vakıf olamayacak diyorlar. Yani bunu artık kabul etmiş durumdalar. O günkü o bizim yaptığımız söylemi. Bugün de aynı şey geçerli. Bundan 5-10 yıl sonrasında zaten bunu söyleyecekler. Ve şunu da size söyleyeyim. Yine çok önemli bir yandaş ama arka tarafta iş, yani arka planda gözüken, iş yapan, kamera önünde olmayan, herhangi bir köşe yazarlığı yapmayan bir kişiyle yakın zamanda bir görüşmemiz oldu. O görüşmede de zaten şunu söylemeye çok yakın olduklarını gördük iktidarın. Kendi ismini vermeyeceğim. Yapmış olduğu, ben birkaç soru sordum kendisine. Daha sonra almış olduğum cevapta da şunu ima etti. Açık açık söylemedi ama ima etti. Tıpkı Lozan'da döndükten sonra, anlaşma sonrasında İnönü'ye çok yoğun yüklendirmeler yapılıyor tabii. İşte niye o tavizler verildi verilmedi gibisinden söylemler olduktan sonra İnönü ağzından şunu kendi inisiyatifiyle söylemişti. Gerçek değil ama inisiyatifiyle söylemişti. Ne demişti? Ben Lozan'da Türkiye'nin 100 yılını garanti altına aldım dedi. Arkadaşlar emin olun, burası çok dikkatli. 5-10 yıl sonra ya da 15 yıl sonra aynı söylemi bugünkü Cumhurbaşkanımız hayatta kalırsa ya da yanındakiler, bugünleri yaşayan o günkü ekipteki kişiler hayatta kalırsa biz neyi duyacağız onlardan? 15 Temmuz'la Sayın Erdoğan diyecekler tabii. 15 Temmuz'da Sayın Erdoğan Türkiye'nin 100 yılını garantiye aldı söylemiyle karşılaşmaya çok yakınız arkadaşlar. Bunları ben bugünden söylüyorum ki tarihe not düşelim diye ve bu söylemler gerçekleştiği zaman da bugünlerde bizi hatırlasınlar. Bu kadar çok bize bize yüklenmenin ve bizleri yıpratmanın bir anlamı yok. Siyasi söylem gereği nasıl okunması gerekiyorsa biz öyle okumayı yapıyoruz zaten. Bunları da açıklıyoruz. Peki arkadaşlar, bunlardan sonra baktığımız zaman da darbeyle alakalı, yani hep diyoruz ya hani işte bilinmiyordu, nereden bilinecek, işte pat diye yapıldı, işte kimse hazırlıklı değildi, istihbarat zafiyeti var falan filan diye herkes söylüyor şu anda ekranlarda bunu. Peki sormak lazım, eğer bir hazırlık yoksa Büyükada'da bir toplantı yapılıyor değil mi? Bir otelde. Otelin adı ne? Otelin adı Splendid Otel. Ve darbe yapılıyor 15 Temmuz'da. 21 Temmuz itibariyle biz neyi görmüş oluyoruz? Bir milletvekili açıklama yapıyor. AK Parti Erzurum milletvekili. Ve ne diyor AK Parti milletvekili? Orhan Deligöz. Sayın vekil ne diyor? Bu darbe kalkışmasından önce işte o otelde, Splendid Otel'de bir toplantı yapılıyor. Toplantı kimler var? İşte Graham Fuller'ın olduğunu söyleyen var, CIA ajanlarından. Henry Barkin'in olduğunu söyleyen var, CIA ajanlarından. Bizim Türkiye'deki işbirlikçi olan Türklerin olduğunu söyleyenler var falan gibisinden. Hatta daha ileri gidiyorlar, ne diyorlar? İşte o
Yunanistan'a inen helikopter içerisindeki iki ismin Graham Fuller ve Henry Barkey olduğunu söyleyenler de var kaçırıldı diye falan. Yani Amerika'nın buradaki olaya dahil olup olmadığı tamamen resmileşmesin diye böyle söylendi. Peki Orhan Deligöz darbeden 5 gün sonrasında bu açıklamayı nereden biliyor? Yani orada o toplantının olduğunu nereden biliyor? Bizzat kendisi zaten bilmiyor olabilir. Ama ona bu bilgiyi verenler var. İstihbarat anlamında. Bunu söyleyin, bunu dillendirin diye. Değil mi? Ona bu bilgi taşıyanlar demek ki önceden oraları takip etmişler. Önceden o otelin daha önceden ne gibi bir hazırlıklar içerisinde olduğunu, geçmişiyle beraber süzgeçten geçirdikten sonra o otelin sahibiyle beraber kimi hizmet ettiklerini bilenler kendisini, ben tabii ki de söylemeyeceğim, kendimi deşifre etmeyeyim, sana söyleyeyim, sen milletvekilisin zaten, resmi ön planda olan bir seçilmiş birisi, sen söyle diye ona söylettiler. Yani kimse, kusura bakmasın arkadaşlar, 15 Temmuz'un öncesinde hükümet her şekliyle darbe yapılacağını, tabii ki de gün ve saat itibariyle söylemiyoruz ama darbe yapılacağının farkına vardıklarını hepimiz biliyoruz. Bu kadar isim verdik. Yani bunların hiçbiri yabana atılacak olan isimler değil. Ondan dolayı arkadaşlar bugün şu anda buradayız. Sayın Aytun çocuğumuzun mekanındayız ve kendisini Allah'tan rahmet diliyoruz. Ve zaten mezar taşını az önce gösterdim. Mezar taşının normalde yazısız olması gerekiyordu. Kendisinin vasiyeti gereği biliyorsunuz. Ama buradaki çalışanlara sorduğumuz zaman senin kim yazdı, nasıl yazıldı diye biz yazdık dediler. Şundan dolayı yazdık dediler. Çok geleni gideni var ve çok geleni gideni olduğundan dolayı da sürekli bize soruyorlar. Biz de artık bunlardan biraz sıkıldığımızdan dolayı artık yazalım da bir bakıma kendimizi kurtaralım dedikleri için kendileri yazmışlar buradaki bu ismini. Yani mezar taşının isminin yazılmasını onlar sağlamışlar. Biz kendisinden, yani hayatta olmasını tabii ki de çok isterdik ama yapmış olduğu mücadelenin takdire şahin olduğunu dile getirerekten kendisine teşekkür ediyorum. Mekanın cennet olmasını ve kabir rahatlığının yaşanmasını temenni ederekten de 15 Temmuz'un ilk şehidinin olduğu yerden sizlere bugün seslenmeyi nasip etti Allah bize. Hepinize bir sonraki çekeceğimiz videoda da görüşmek üzere diyerekten de hepinize iyi günler.